Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza bağlı mevcut AdSense hesabını nasıl değiştiririz? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Konu para kazanmayla alakalı olduğu için lütfen atlamadan izleyin. Çünkü atladığınız zaman oradaki detay AdSense hesabınızın açılmamasına vesile olabilir. Şimdi yapmanız gereken şeyi yavaş yavaş sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle ekranda gördüğünüz kayıttaki gibi sol taraftan para kazanma sekmesine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şimdi burada önemli bir nokta var. AdSense sorununuz olabilir. Burada işlem gerekli yazıyor olabilir ya da başka bir şey olabilir. Veya hiç işlem olmadan yani bir hata olmadan da başka bir AdSense hesabına geçirmek isteyebilirsiniz hesabınızı. Genellikle normalde pek önermiyorum ama kanal sahipliğinin değiştirilmesi yani başka bir YouTube kanalı satın aldığınızda vesaire bu tarz işlemler yapılmak zorunda. Şimdi burada AdSense'de tamamla vesaire diyor. Buraya girmiyorsunuz. AdSense değiştirmek istiyorsanız sayfayı sağ taraftan aşağıya doğru indiriyorsunuz. Bakın burada YouTube iş ortağı programı seçeneklerinde değiştir diye bir ibare var. Buraya tıklıyorsunuz. Açılan sayfada size bu işleme devam edebilmeniz için kimliğinizi doğrulayın diyecek. Devam et butonuna tıklayacaksınız buradan. Bu işleme devam edebilmek için ne yapıyoruz? Cep telefonumuza gelen kodu ya da işte bildirimi onaylıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle çift hesap doğrulaması olmadan AdSense hesabı değiştiremezsiniz. Bunu söylemek istiyorum size. Burayı doğruladıktan sonra yani gelen Google kodumu girdikten sonra arkadaşlar ileri diyorsunuz. Şimdi bizi tekrar para kazanma sayfamıza attı. Burada yapmanız gereken şey şimdi biz ne yapmış olduk? Kimliğimizi doğrulamış olduk. Tekrar YouTube iş ortağı programı seçenekleri yazan bölümden AdSense hesabını değiştir butonuna tıklıyorsunuz buradan. Şimdi açılan sekme önemli. Kafanızı karıştırmaması için açıklayayım. Diyor ki bu adımı tamamlamak için AdSense'e yönlendirileceksiniz. Okuduğunuz zaman da diyor ki etkin bir diğer AdSense hesabıyla ilişkilendiriyorsan bir sorun yok. Birkaç dakikada bunu yapabilirsin. Eğer yeni bir hesap açacaksan bu işlemle biraz diyor, uzun sürebilir diyor. Şimdi ben ikisiyle alakalı da sizi bilgilendireceğim. Öncelikle diyelim ki sizin mevcut bir AdSense hesabınız var, onaylanmış bir AdSense hesabınız var farklı bir Gmail'de ve mevcut yeni kanalınızı diyelim ki buna bağlayacaksınız. Burada yapmanız gereken işlem çok basit, devam diyorsunuz. Şimdi devam dedikten sonra arkadaşlar sizi tekrar giriş yapmanız için Google Hesaplar bölümüne yönlendiriyor. Burada çok önemli bir nokta var. Dikkat etmeniz gereken yer şurası. Bağlayacağınız AdSense hesabının olduğu Gmail'i seçiyorsunuz. Kanalınızınkini değil bakın. Yani yeni kanalınızın Gmail ile devam etmiyorsunuz. Diyelim ki sizin B hesabında işte bir AdSense hesabınız var. Biraz karışık gibi gelebilir. AdSense hesabınızın bağlı olduğu, mevcut AdSense hesabınızın olduğu Gmail'i seçiyorsunuz. Yoksa hata alacaksınız burada. Onu seçtikten sonra devam ediyorsunuz. Şimdi açılan sayfada yine sizi Google AdSense kaydolma bölümüne yolluyor. Ancak burada bizim mevcut bir AdSense hesabına bağlama yaptığımız için çıkan ekran biraz değişik. Ne diyor? Mevcut Google yayıncı hesabınız diyor. Bakın zaten bir ürüne sahipsiniz diyor ve bağlısınız diyor. Bu hesapla devam edin veya diyor değiştirmek için AdSense'i başka bir hesap kullanın. Şimdi önce bunu tamamlayalım. Mevcut AdSense'imizi bağlayalım. Daha sonra hiç AdSense sahibi olmadan yeni bir AdSense hesabını nasıl açarız? Bu ekranla alakalı bilgileri de vereceğim. Merak etmeyin. Şimdi burada yapmanız gereken tek şey bilgilerinizi kontrol etmek. Zaten sizin PAP numaranız, işte adınız, soyadınız, adresiniz vesaire hepsi mevcut yayıncı hesabınızın altındaki sayfada yazıyor. Sayfayı aşağıya doğru indirdiğiniz zaman web siteniz, yeni bağlayacağınız kanal URL'niz oluyor. Burayı kontrol edebilirsiniz. Burayı kopyalayıp yeni kanal ana sayfa URL'nizle birebir eşleşiyor mu burayı kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Daha sonra tek yapmanız gereken şey ilişkilendirmeyi kabul et. Buna tıkladığınız an mevcut AdSense hesabınıza yeni kanalınızı bağlıyorsunuz. Yani AdSense hesabınızı çok hızlı bir şekilde değiştirmiş oluyorsunuz. İlişkilendirmeyi kabul et butonuna tıkladığımız zaman bizi hemen AdSense'in ana sayfasına atıyor. Daha sonra diyor ki bekleyin diyor, ana makine yönlendiriliyorsunuz diyor. Birkaç saniye içerisinde yönlendiriyor. Eğer uzarsa aşağıdaki yönlendir butonuna tıklayabilirsiniz. Biraz bekliyoruz. Bu ekranı bilerek kesmeyeceğim. Evet, ne yaptı? Şimdi bizi hemen aldı. Önceden ne yazıyordu? İşlem gerekli yazıyordu. Bir hata vardı bu hesapta. Biz de AdSense'ini değiştiriyorduk. Şimdi hemen sayfanın yenilenmesini bekliyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunu otomatik yapacak. Bekliyoruz. Sayfa yenilendi ve gördüğünüz gibi sağ tarafta ayarlama tamamlandı. Mükemmel ödeme ayarlarınızı tamamladınız şeklinde bir ibare yer alacak. Böylelikle
biz AdSense'imizi çok hızlı bir şekilde değiştirmiş oluyoruz birkaç butonla. Buradaki püf nokta neydi? Bizim elimizde mevcut bir AdSense hesabımız vardı. Biz bu vasıtayla hemen ne yaptık? Birkaç dakika içerisinde değiştirdik. Şimdi gelelim yeni bir AdSense nasıl değiştiririz? Yani tamam, benim bir hesabım var, bağlı bir AdSense var. Ancak ben bunu değiştirmek istiyorum. Yeni bir AdSense açarak bunu nasıl yapacağım diye merak ediyorsanız şimdi bu bölümden bahsedelim. Burası biraz daha önemli, o yüzden lütfen can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Şimdi mevcut hesabınız yoksa yine bu ekrana geldiğiniz zaman, yani bu adımı tamamlamak için AdSense'e yönlendirilirsiniz dediğinde yine aynı şekilde devam butonuna basıyorsunuz. Bu sefer açılan sayfada, yani bir hesap seçin sayfasında arkadaşlar, yeni kuracağınız, içerisinde hiçbir şekilde AdSense olmayan, hiçbir şekilde bir ilişkisi olmayan yeni bir sıfır hesap seçmeniz gerekiyor. Yani bir Gmail hesabınız olması gerekiyor. Buradaki detay da şu. Şimdi yeni AdSense için arkadaşlar farklı bir Gmail seçiyorsunuz. Bu Gmail'de eğer sizin başka bir AdSense hesabınız varsa farklı telefon numarası kullanmak zorundasınız ve farklı adres girmek zorundasınız. Çünkü eğer benzer telefon veya adres girerseniz ve sizin başka bir AdSense hesabınız varsa çift hesap uyarısından dolayı ikisi birden kapatılır. Çünkü her bir kişinin sadece tek bir AdSense hesabı olmak durumunda. Unutmayın, farklı bir Gmail açıyoruz, farklı bir telefon ve farklı bir adres giriyorsunuz. Telefon tanıdığınızın olabilir. Yani tabii ki ulaşabileceğiniz bir telefon olsun. Adres de yine bir tanıdığınızın olabilir. Bu adres vesaire önemli çünkü yeni AdSense hesabı açtığımızda biliyorsunuz ki kazandığımız paraları çekebilmek için PIN kodu gelecek. Bu PIN kodunun gelebilmesi için adımız, soyadımız, adresimiz vesaire hepsi gerçek olsun. Yani sallamasyon yapmıyorsunuz. Bu arada ad soyadınız aynı olabilir. Aynı isimde binlerce insan olabilir ama telefon ve adres farklı olacak. Buradan yeni oluşturduğum Gmail hesabına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra açılan ekran biraz değişik olacak. Bunu yeni para kazanmaya kanalımı açarken de, yani 1000 abone ve 4000 saati tamamlamışken de aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yani yeni bir AdSense'iniz yoksa size ikinci adımda para kazanma sekmesinde bir soru soracak AdSense bağlamada. Mevcut hesabım var veya hayır mevcut bir hesabım yok. Siz sıfır olacağı için hayır mevcut bir hesabım yok. Buradan devam edebilirsiniz bu soruyu sorarsa eğer. Daha sonra yine sizi Google AdSense kaydolma sayfasına atacak. Bu sefer mevcut bir hesap uyarısı vermeyecek. Onu söylemek istiyorum. Yeni sıfırdan bir ekran, kaydolma ekranı gelecek. Burada yeni Gmail'iniz gözükecek. Alt tarafta kanalınızın URL'si gözükecek. Aşağıda birkaç tane soru soracak size. Bu sorulardan evet, bana özel yardım ve performans önerileri gönderilsin, bunu seçiyorsunuz. Ülke ve bölgenizi kesinlikle Türkiye seçiyorsunuz. Bazıları ABD seçiyor. Unutmayın, bu YouTube kanalı değil, AdSense. PIN kodu gelecek, adresimin ve bilgilerimin gerçek olması gerekiyor. Çünkü kimlik doğrulaması isteyecek benden. Burayı Türkiye seçtikten sonra sayfayı biraz daha aşağıya doğru indirdiğiniz zaman size kullanım şartlarını kabul et diyor. Evet, sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz ve hesap oluştur diyorsunuz. Bunu oluştur dedikten sonra sizi AdSense sayfasına atacak. Böyle başla diye bir buton gelecek. Yani sıfır bir AdSense hesabı, sol tarafta aktif olmayacak butonlarınız. Başla ibaresine tıklıyorsunuz, butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra sizi ne yapacak? Ana sayfa, yani AdSense ana sayfasına yönlendirecek. Buradan da hesap türünüzü kişisel seçiyorsunuz. Çünkü bireysel bir hesap açacağız. Daha sonra adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Kanalınızın adını yazmıyorsunuz buraya. Bu da çok yapılan bir hata. Kendi adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Evinizin, yani PIN kodunun gelmesi için gerekli olan gerçek adresinizi vesaire giriyorsunuz. Posta kodunuzu giriyorsunuz ve kaydediyorsunuz. AdSense hesabınızın onaylanması birkaç saatte sürebilir, bir haftada sürebilir. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Yeni AdSense hesabından devam ediyorsunuz. AdSense hesabı nasıl açılır? Bununla alakalı tüm bilgilerin yer aldığı bir video var. Sağ tarafta çıkan karta tıklayabilirsiniz. Baştan sona anlatıldı bütün ekranlarıyla birlikte. O size yardımcı olacaktır. Burada da şunu söyleyeyim. Bu AdSense hesabını bağladıktan sonra yine eski prosedür geçerli. Yani siz bağladınız. Önce ödeme eşiğini geçmeniz gerekiyor. Ödeme eşiğimiz neydi? $10. $10'ları tamamladıktan sonra size otomatik bir PIN kodu yola çıkıyor. Bu PIN kodu gelecek. Geldikten sonra banka hesabınızı giriyorsunuz. Daha sonra ödeme bilgilerinizi doğruluyorsunuz vesaire. Sonra da paranızı çekiyorsunuz. Tüm bilgileri dediğim gibi sağ üst tarafta çıkan kartta yer alan videoya tıklayarak ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Bu video mevcut kanalımızdaki AdSense hesabını nasıl değiştiririz bununla alakalıydı. Umarım sizleri bu konuda bilgilendirebilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.